Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini 30 Eylül'de sonlandırıldı. Ünlü şarkıcı, boşanma öncesi ve sonrası ise birçok iddiayla magazin gündeminde yer aldı. İddialar hakkında uzun süre suskunluğunu koruyan şarkıcı, geçen günlerde konuya dair ilk kez açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabında açıklama yapan hadise, şu ifadeleri kullandı. Bugüne kadar hakkımda çıkan doğru ya da yanlış haberleri gerek ifade özgürlüğüne gerek basın özgürlüğüne önem verdiğim, ve şöhretin getirdiği bir bedel olarak gördüğüm için sağduyu ile karşılamaya çaba gösterdim. Ne var ki haber değeri taşımayan, yalanlamaya tenezzül dahi etmeyeceğim. Kişiselkin, hırs ve habis duygular ile her şeyden evvel kadınlık onurumuz edeleyen, aileme hatta boşandığım eşim ve ailesine dahi saygısızlık ihtiva eden, iftira ve hakaret boyutuna ulaşan söylemler için sessiz kalmayacağım. Asla kabul etmiyorum, etmeyeceğim. Benim için ahlakın özü üretmek, işini iyi yapmak, ülkem için ülkemin kadın ve çocukları başta olmak üzere bu toplum için faydalı, yararlı ve örnek bir sanatçı olmaktır. Bugüne kadar nasıl geldiysem bugünden sonra da aynı çizgide ilerleyeceğimi tüm kamuoyunun ve sevenlerimin bilgisine sunarım. Bu hafta avukatım, şahsıma yöneltilen gerçeğe aykırı beyanlar kişilik haklarımız edileyenlere karşı gerekli işlemleri başlatacaktır. Kendisi hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili dava açacağını duyuran hadiseye bir can baliyle seren serengilden yanıt gecikmedi. Hazır hadise bize gözdağı vermişken, diye sözlerine başlayan bir Canbali, sözlerini şöyle sürdürdü. Lütfen, avukatın ve sen kulaklarını aç iyi dinle. Bu benim kendi düşüncem. Sen bu evliliği kendi ismini kurtarmak, temizlemek için yaptın. Net böyle düşünüyorum. Bana dava açabilirsiniz. Bu hikayede yanan Mehmet Dinçerler oldu. Deniz Uğur davasına bakan Feyza Altun'un hadisenin de avukatı olmasına sinirlenen Seren Serengil ise hadisenin sosyal medyada yaptığı açıklamayla ilgili ilk kez konuştu. Hadisenin açıklamasına sinirlenen ünlü sunucu, avukatı hedef alarak şunları söyledi. Kadınlara kaşar diyen avukatın var. Parasız avukatlık yapıp şöhret olayım kafasında. Bence bu yazıyı o yazdırdı. Çıksın hadise okusun bu yazdıklarını anıracağım burada. Seren Serengil daha sonra ise hadisenin Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile yasak aşk yaşadığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı. Kadınları çocukları ağzınıza almayın. Mahkeme aç bana Ebru Gündeş'i şahit yazarım. O da var ya seve seve gelir. Ben o mesajları okudum Reza ile olan. Yetinmedim, Reza'nın avukatını aradım. Avukat evet dedi. Ben söz verdiğim için burada söylemedim. Tüm bu açıklamaların ardından gözler Serengil'in, şahit yazarım, dediği Ebru Gündeş'e çevrilirken hadisenin vereceği cevap merak konusu oldu. Hadise, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle gerçekleşen, Kız Çocukları Dünyayı Değiştirir, başlıklı konferansta yaptığı konuşmayla sosyal medyada gündem olurken Seren Serengil dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Serengil, konuşmasında bana yapılan ataklarda güçleniyorum. Sanıyorlar ki ezeceğiz. Yo siz konuşun yani. Hayat çok kısa, çok güzel bence diyen Hadise'ye canlı yayından seslenmişti. Daha önce de defalarca kez hadisenin Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zara bile ilişki yaşadığını iddia eden Serengil, sözleriyle herkesi şok etmişti. Serengil, hadise, UNICEF için doğru bir isim değil. Ebru Gündeş'in evine gidip orada Gündeş'in kızını sevip ardından onun babasıyla birlikte olmuşsun demişti. Arto ise annesi zengin kocaya güvenmeyin, kendi ayaklarınızın üstünde durun demiş. O zaman zengin metresi olmak nasıl bir şey oluyor? Onu tenzih ediyorum, ifadelerini kullanmıştı. Seren serengil ise annesini dinlememiş o zaman. Ebru Gündeş'in kocası zengin bir adamdı. Ebru Gündeş yakınlarına benim evime geldi, çocuğumu sevdi diyor diyerek şok etmişti.